11. dersle devam ediyoruz. Öncelikle nerede kalmıştık ona bir bakalım. Fatura ekleme ekranını yapıyorduk arkadaşlar. Şurada bir cari seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi cari kodu yanlış çağırmışız. Ünvanı da yanlış çağırmışız. Hemen bunu düzeltmekle başlayalım. Şunu da çağırmıştık sanırım. Burada da stok kodu, stok adı, birimi, birim fiyatı. Birim fiyatı doğru geliyor sanırım. Evet. Öncelikle şuradaki cari kodunu bir düzeltelim. Hemen geliyoruz şöyle arkadaşlar. Faturaya geldik. Şuraya tıkladığımız zaman nereye gidiyor? Cari listesine. Cari listesine çift tıkladığımız zaman şimdi burada demişiz ki biri al demişiz. Şöyle bir cari listesine bakalım. Cari kodunu burada görüntülememişiz. He, gizli olduğu için tamam. Cari adı anladım. Şimdi burada cari koduna sıfırıncı kolonu atacağız. Şurada birinci kolonu atacağız gibime geliyor. Hemen çalıştıralım. Şöyle seçtiğimiz zaman evet cari kodu 7, cari ünvanı bu şekilde geldi. Buraya bir şey yazamıyoruz. Doğru. Fatura kodumuz geliyor. Manuel de verebiliyorduk arkadaşlar hatırlıyorsanız. Otomatik de verebiliyoruz. Şimdi sizden yine çokça talep geliyor. Şurada şu olsun, burada bu olsun arkadaşlar ama maalesef en sade şekliyle yapmak zorundayız. Yoksa yine çok büyüyecek. Benim de gücümü aşarsa takibi zor olur. Yani elimden geldiği kadar işinize yarayacak bir şekilde yazacağım. Zaten burada önemli olan buradakinin tıpatıp aynısını yapmanız değil. Eğer benim yaptığımın aynısını siz yaparsanız ve üzerine bir şeyler ilave edemiyorsanız demek ki dersi anlamamışsınızdır. Amaç size burada bir yol göstereceğim. Ondan sonra herkes kendi yoluna bakacak. Herkes kendine göre bir şeyler geliştirecek, ekleme yapacak. Bunu yaparsanız işi dersi anlamışsınızdır. Ama benim yaptığımın aynısıyla sınırlı kalırsanız ve kendi istediklerinizi de ekleyemiyorsanız demek ki tam anlamamışsınız arkadaşlar. Önemli olan kendiniz de üzerine bir şeyler koyabiliyorsanız faydalı olmuştur. Şimdi burada bir cari stok seçeceğiz. Stokumuz geldi arkadaşlar. Her stoka da bir işlem numarası vermemiz lazım ki düzeltme yapabilelim. Buraya bir sıra mı vereceğiz aslında? İşlem kodu değil de. Ha, işlem kodu verelim. Yine diğer dersteki gibi düşünmem. Arkadaşlar buraya bir işlem kodu vermemiz gerekiyor. Şuraya bir işlem kodu. Alış faturası için işlem kodu. Bunun için ayarlar kısmına geliyorum. Buraya şurası satıştır. Şuraya alış faturası stok işlem kodu diyelim. Biraz da uzatalım arkadaşlar hani ne olduğunu da bilelim. Şöyle. Tamam. Aynı şekilde bunu kopyalıyorum. Bir de satış faturası içinde. Satış faturası stok işlem kodu atayacağız buraya. Dolayısıyla her seçtiğimizde buraya bir numara atacağız ki ne at yani şeyi belli olsun arkadaşlar. Şimdi geliyorum tekrar buraya. Faturalara geldim. Şurada stoğu seçtiğim anda şov dedikten sonra yani şuranın altına şunu yazacağım. Şunun ismi ne? İşlem kodu. TXT işlem kodu.
X'te işlem kodu diyeceğiz. Tamam. Eğer diyeceğim, eğer işlem, şimdi işlem nedir burada? Fatura listesinde fatura ekle dediğimizde alış faturası için FT nedir? 1'dir. He, FT 1'dir. Tamam. O zaman diyeceğiz ki eğer FT eşittir 1 ise den altına gelelim. Kendi if yazalım. Sheets ayarlar diyeceğiz. Ayarlar sayfasındaki benim kaçıydı bu? Benim 5'i. Bench B5 nokta pardon TXT işlem kodu nokta value eşittir. Range B5 nokta value artı 1 diyoruz. Ondan sonra şuraya bir de satış faturasına işlem 2 di FT. Eğer FT 2 ise o zaman B6 diyeceğiz arkadaşlar. B6'ya 1 arttır. Şimdi fatura listesinde biz fatura ekle dediğimizde alış faturası için FT 1'dir. Satış faturası için 2'dir. Az önce dedim ki eğer 1 ise buradakini arttır. Mesela ben buraya örneğin burası 10 olsun, burası da 78 olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Alış faturasına gelip bir tane cari seçtim. Sonra bir stok seçtiğim zaman bakın işlem kodu 11. Peki. Şimdi gelip bir satış faturasını açayım. Mesela buradan yine bir cari seçiyorum. Ve bir ürün seçtiğim zaman bakın 79. İşlem kodu 79 oldu. Dolayısıyla bu faturada bu ürünün hangi sırada olduğunu anlayacağım. Ve ona göre gerekirse yani faturadaki ürünü değiştirdiğimiz zaman veya sildiğimiz zaman bu işlem kodundan hareket yola çıkarak bulacağız o şeyi arkadaşlar. O stoğu. Aksi halde bulmamız zor olacak. Tamam. Şimdi geldik. Buradan carimizi seçtik. Ondan sonra ne alıyoruz? Fırın alıyoruz mesela. Hemen fırını seçtikten sonra miktara konumlanmasını istiyoruz. Çünkü buradan seçer seçmez. İmleç nereye gitti? Hiçbir yerde. Şurada duruyor hala. Aktif kısım burası. Dolayısıyla biz şu miktara konumlandıracağız. Hemen onu da yapıyoruz. Gördüğünüz gibi adım adım yapmak zorundayız. Şurayı seçtikten sonra şurada arkadaşlar bir saniye. Şimdi arkadaşlar ondan sonra şuranın altına bir de şunu yazacağız. Text'te miktar nokta set focus diyeceğiz. Aynısını şurada da yapacağız. Miktara fokuslansın diye. Yani şunu yaptık. Şurada seçemeyiz. Buradan faturamıza geldik. Alış faturası dedik. Carimizi seçtik. Ardından stoğumuzu seçtik arkadaşlar. Bakın seçer seçmez. Bakın seçtiğim zaman hemen nereye gitti? Tabi de klik olayına yazmışım. Onu da yorumlarda söylemişsiniz. Teşekkür ederim. Onu da hemen düzeltelim. Stok listesinde şöyle klik olayına yazmışım. Arkadaşlar yorumda yazmışlardı. Bunu buradan kesiyorum. Hatta fark etmiş ve düzeltmişlerdi kendileri. Teşekkürler. Bunu double click'e aldım. Cari listesinde de mi aynı şey yapmışız? Yok, cari de sıkıntı yok. Tamam. Hatta şunu da yapabiliriz. Yani şu butonun altına mesela buradan cari listesi görüntülendi. Ondan sonra orada ne yapıldıysa yapıldı. O form kapandıktan sonra nereye fokuslansa iyi olur? Bence şu butona fokuslansa iyi olur arkadaşlar. BTN stok seçe fokuslansa iyi olur. Onun için şuranın altına BTN stok seç hatta
Nokta click de diyebiliriz arkadaşlar. Bakın stop search click de diyebiliriz. Yani otomatikman o düğmeyi de tıklatabiliriz. Bakın isterseniz şöyle deneyelim. Buraya geldim. Faturaya geldim. Şunu seçtiğim anda buradan çift tıklıyorum. Otomatikman karşıma bir de stok geliyor. Tamam, bunu seçtim. Şimdi ne hangi stok ekleyeceksin? Bu şekilde gördüğün gibi daha pratik olacak. Burada da miktarımızı yazdım. Enter'a bastığımız anda şu hesaplamayı yapacağız ve şu butonun aktif olmasını sağlayacağız. Tabii ben bunu size anlatmadım. Ben diğer programdan kopyaladığım için şu butonu ilk etapta bunun enable'i arkadaşa false yapmışım. Sizde de şu anda false şeklindedir. Enable false yapmışım. Şimdi şuranın içerisine miktarı yazdığımız zaman şu tutarı hesaplatacağız şimdi. Hemen miktarın içine giriyorum. Bunun change olayına diyoruz ki TX'de tutar eşittir TX'de miktar çarpı TX'de birim fiyat. Bakın hemen bir deneme yapalım. Faturaya geldim. Şöyle seçtim. Bakın carimi seçer seçmez karşıma hemen stoğum geldi. Stoğumu da seçtikten sonra miktarımı 10 yazıyorum. Ha, buraya hesapladı ya. Şu yanlış yere yazdık. İsmine bakmadığımız için. Şunun ismini TX'e tutardır. He. Çünkü miktarın içerisine TX'e toplam yazmışım ya. TX'e tutar. Evet, bunu yaptıktan sonra bir de btn ekleydi sanırım. Nokta enable eşittir true diyeceğiz. Yine bakın size adım adım gösteriyorum. Fatura ekle dedik. Buradan carimizi seçtik. Arkasından stoğumuzu çift tıklayıp seçtik. Hemen miktarımızı yazdık. 10. Bakın tutar aktif hale geldi ve ekle de aktif hale geldi. Tutarı hesaplayıp şu ekle de aktif hale geldi. Sonra Enter'a bastığım zaman iskontoya geldi. Keşke iskontoyu içine koymasaydım. Ha, bir de bir arkadaş KDV dahil hariç demişti. Burada seçtiğim zaman KDV dahil hariç neyse onu kendisi yapsın artık. Hemen iskonto mesela yazdığım zaman şuradaki tutarın iskontosunu da hesaplatacağız arkadaşlar. Yani 2500 şu 25.000'in %12'sini düşüreceğiz. Tamam. Şimdi gelelim eklenin içerisine girmeye. Acaba iskontoyu yazarken mi hesaplatsın? Tutarı bu. İskonto yazdığım zaman şu. Tamam. İskontoyu da buraya ekleyecek. Evet. Şimdi eklenin içine girdim arkadaşlar. Hatta istiyorsanız eklenin bir ikonunu da seçelim. Picture'a geliyorum. Buradan şu apply'i seçeyim. Bir de position'ını de 3 yapalım. 0 yapalım. Evet. Şurada bir E harfi yazarsak alt E'ye basınca da eklenmiş olacak. Bu 2 0 mı olacak? 3 mü olacak acaba pozisyonu? 2 3 Neyse 0 yapalım. Tamam. Şimdi ekranın içine girdiğim zaman ben buradaki satırı arkadaşlar geçici bir sayfaya aktarmam lazım. Çünkü kaydedemeyiz şu anda. Geçici bir yerde dur alacağız. Geçici bir sayfaya. Kaydet dediğimiz zaman o geçici sayfadan alış faturası yani faturalar sayfasına çekeceğiz. Şimdi ben burada bir sayfa açıyorum. Fatura TMP yazıyorum. Temp. Yani temporary yani. Tampon. Fatura temp yazdım. Şu sayfaya aktaracağım arkadaşlar. Peki buraya neleri aktaracağım? İşte sıkıntı burada. Buraya ne atacağım? Ne atacağım? Fatura kodunu atmam lazım. Buraya fatura kodu.
Ondan sonra şuradaki başlıkların hepsini yazmam. Tarih, cari kullanım, cari unvanı. Tarih, cari kodu, cari unvanı, arkasından işlem kodu, şimdi işlem kodunun başına bir harf eklememiz lazım. Yoksa alış ve satış faturalarının işlem kodları karışacak arkadaşlar. Stok kodu. Stok adı. Birimi. Birimi. Birim fiyatı. KDV oranı. KDV. KDV'den sonra miktar, iskonto, tutar. Miktarı, iskonto, tutarı. Evet, bunları şimdi buraya atlayacağız arkadaşlar. Geçici olarak bu sayfaya atlayacağız. Hemen eklenin içine giriyorum. Ve hemen aktaralım oraya. Bir satır ekliyorum önce. Sheets fatura tmp nokta rows 2 ikinci satıra insert ediyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman boş satırı bulmakla da uğraşmıyoruz. Her seferinde birinci satıra atıyoruz. Ondan sonra yine aynı şeyi alıyoruz. İkinci satıra atıyoruz her seferinde. Nokta range A2 eşittir arkadaşlar. TX'te fatura kodu nokta value dedik. Kopyalayıp yapıştırıyoruz şöyle. Nereye kadar? M'ye kadar arkadaşlar. M. B. Şöyle büyük harfle. B. C. D. E. F. G. H. J, K, M dedik. M'ye kadar mıydı? Evet, M'ye kadar aldık. Şimdi fatura kodundan sonra TX'te tarih diyoruz. TX'te tarih da date time demiştik. DT tarih demiştik. Evet, DT tarih. Ondan sonra TX'te cari kodu, TX'te cari unvanı, TX'te işlem kodu, TX'te İşlem kodu. Stok kodu. Acaba sayfada da stok kodu yazdık mı ya? Stok kodu yazmışız. Güzel. Stok adı. TX'te. Şöyle biraz aşağı indireyim. Stok adından sonra TX'te birimi, TX'te KDV, miktar, TX'te iskonto, TX'te tutar. Allah Allah. Bir şey unuttuk yine ya. Fatura kodu, tarih, cari kodu, cari unvanı, işlem kodu, stok kodu, stok adı, birimi, birim fiyatını unutmuşuz.
siz fark etmişsinizdir ama bana yardımcı olamıyorsunuz maalesef. H'den sonra Ö, J, K. Nerede kaldık? Stok adından sonra birimi, birim fiyat. I. İşte birim fiyatı. KL. Heh, tamam. Meşru fazla ya. Ondan sonra oraya ekledik arkadaşlar. İsterseniz bakalım ekliyor mu? Bir deneme yapalım. Hemen geldik. Şöyle. Buradan faturamızı, ticarimizi seçtik. Stoğumuzu seçtik. Miktar 10 dedik. İskonto 20 dedik. Ekle dedik. Eklemiş olması lazım. Şöyle bir bakalım eklemişse. Güzel. Fatura kodu, tarih, cari kodunu eklemiş, işlem kodu. Evet, hepsini eklemiş arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bunu yaptıktan sonra size bir soru. Şimdi ne yapmam lazım? Cevabı bilenler zaten söylemiştir. Aktardıktan sonra oradaki satırı temizlememiz lazım. Hemen stok stok satirini temizle. Bir arkadaş yorumda yazmıştı ya, şöyle YouTube'a video atmadan önce diksiyon eğitimi alsanız diye yazmıştı gerçekten. Ya şimdi nasıl diksiyonumuz düzgün olsun? Satiri yazıyoruz. Satırı diyemiyoruz ki. Zamanla bu bizim dilimize de yansıyor. Neyse, kendisine de teşekkür ettik yorumda hatırlattığı için. Stok satirini temizle diye bir prosedür açmamız lazım. Şuraya sap stok satırını temizle dedik. Hemen TX'te fatura kodu nokta value eşittir. Temiz boşluk. TX'te tarih şey date time DT tarih nokta value eşittir boşluk. Text'te cari kodu. Arkadaşlar videoyu durdurayım. Bunların hepsini bir temizleteyim. Evet arkadaşlar, temizledikten sonra şimdi ne yaparsak güzel olur. Bir de şöyle bir şey daha yapmamız lazım. Bir de şuraya arkadaşlar iskonto orayı topla tutarı da atalım. İskonto top diyelim. İskonto toplamını da şu şekilde atayacağız. Şurada. Aynı şunu alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ne sütununa da şöyle diyorum arkadaşlar. TX'te miktar çarpı TX'te tutar. TX'te birim fiyat ikisinin çarpı bölü yüzünü de şeye attık arkadaşlar. Şuraya attık. Atacağız daha doğrusu. Hatta isterseniz deneme yapalım bir daha. Bir daha deneyelim. Bakalım iskonto tutarını da atacak mı? Hemen buraya geldim. Fatura diyorum. Cariyi seçiyorum. Ondan sonra stoğumu seçtim. Buraya 10 dedim. İskonto da 20 diyorum arkadaşlar. Ekle dedim. Tip hatası. Tekste miktar çarpı tekste birim fiyatı. Ya bu hatayı verdik ya. Az önce bile bir hata vermedi. Neyse, 60 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın iskonto tutarı da %20'si.
Eşittir. Şurası çarpı 20 bölü 100 dediğimiz zaman gördüğünüz gibi 250 almış. Son toplamını yanlış hesapladık. Bir dakika kodlara bakalım, yine kafa karıştı. Miktar çarpı birim fiyat çarpı iskonto oranı. Çarpı tekste iskonto oranı bölü 100 diyeceğiz. Şu şekilde. Miktarla birimi çarpımının iskonto çarpımının yüzdesi dedik. Şurada bir hata verdi az önce. Şuradaki hatayı da şöyle giderebiliriz. Yazdık. Arkadaşlar kodları iyi göremiyorsanız bana söyleyin. Ben burada kodları biraz daha büyütürüm sizin için. Şu anda 19'dadır. Şu anda kaçtır kod sayısı? Çok küçük oldu ya. En büyük orandalar. Tamam. En büyüğündeymiş zaten. Şimdi bir daha deneyelim. Şu satırı siliyorum. Hemen faturalar, alış faturası bir tane ekledim. Ondan sonra şöyle seçtim. 10 dedim. İskonto 20 dedim. Ekle dedim ve ekledim arkadaşlar. Şimdi bakalım kayıt yapmış mı? Evet, gördüğünüz gibi 500 olarak 25.000'in %20'si 5.000. Tamam. İskontomuzu da oraya eklemiş ve temizledi. Şimdi ne yapmamız lazım? Ekle dedikten sonra bir eksiğimiz vardı. Şuradaki işlem koduna bir harf atamamız lazım arkadaşlar. Onu da şöyle yapıyoruz. Şuraya işlem kodu alış için A diyelim. Hatta A00 diye bir ekleyelim. Ve şuna da satış faturası olsa, şuna da S. Tabii bir tane sıfır olsun. Bu şekilde kod eklersek daha güzel olacak. Hemen bakalım tekrar. Faturalara geldik. Carimizi seçtik. Stoğumuzu seçtik. Miktar 15 diyelim. İskontosu 10 olsun. Ekle dedik. Ha, şurayı temizletmememiz lazım. Ben burada da yanlış yapmışım. Yanlış yeri temizlettik. Gördüğünüz gibi bunu da arkadaşlar bakın eklemiş. Fırını da eklemiş şu şekilde. Tamam. İyi bir yere geldik. Sadece şunları temizletmememiz lazım arkadaşlar. Şunları temizlenmeyecek. İşlem kodundan itibaren temizlenecek. Diğerleri temizlenmeyecek. Bir de işlem kodunu bir arttırmamız lazım arkadaşlar. Geçici bile olsa işlem kodunu bir arttırmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Şunu yapacağız. Az önceki şuradaki şu işlem kodunu bir arttırmamız lazım. Şuraya geldik. Bunları kaydettikten sonra sheet ayarlardaki B5'in yine bir if diyeceğiz arkadaşlar. Yine eğer FT miydi? FT eşittir 1 ise ayarlardaki B5'in valüsü eşittir. Yine ayarlardaki B5 value artı 1 diyeceğiz. If bir de diyeceğiz ki eğer işlem 2 ise
Çünkü eğer öbür işlem 3 falan ekleyebileceğimiz için else demiyorum. Eğer 2 ise B6'yı B6'ya bir ekle dememiz gerekiyor. Şimdi ben burayı temizleyeyim. Bak dikkat ederseniz işlem kodu nerede işlem kodu? A00 A011 diye geçiyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben burayı temizleyeyim. Daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi buraya geldim. Burada bir hemen cari seçiyorum. Ondan sonra kutuyu seçtim. 10 adet iskontosu yok. İskonto olmayınca hata veriyor. İskonto olmayınca hata verdiği için buraya bunu yazarsak kurtulacak mıyız bundan? Bir deneyelim. Hatayı görme dedim. Bakalım hata görmeyecek mi? 10 adet iskonto yok. Ekle. Bakın. Yine temizledi ya. Niye temizledi orayı? Ben ne yaptım ya? Çok yanlış yaptım arkadaşlar. Çok yanlış yaptım. Ben burada geldim neyi temizlemişim? Gerçekten bu saatte ders yapmak hiç uygun değil. A2 B C D 2 buraya TX'te fatura kodu TX'te şey DT tarih şurası TX'te cari kodu şurası TX'te cari unvanı ben gelip temizlerken şurayı silmem gerekirken şuraya kadar temizlemem gerekirken gidip nereyi temizlemiş? Bak dikkat ederseniz buradan sonra şey yapmış. Umarım kafanız karışmamıştır arkadaşlar. Hemen faturalara geldim. Bir fatura ekliyorum. Başa aldım arkadaşlar işlemi. Buradan carimi seçtim. Stoğumu seçtim. Miktar 10 dedim. Belirtmedim. Hata vermedi gördüğünüz gibi. Bu sefer ütüyü seçiyorum. 20 adet iskontosu 20 olsun. Temizliyor. Tabi biraz sonra buraya da eklersek daha iyi anlaşılır. Eklenip eklenmediğini. 14 adet olsun. İskontosu 16 olsun. Tamam. Şöyle kapatalım bunları. Bir bakalım sayfamıza eklenmiş ise. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde eklemiş. Bakın A014, A013, A012 işlem kodumuzu da eklemiş. İskontosu olanları eklemiş. Olmayanı eklememiş gördüğünüz gibi. Şimdi sayfaya çağıracağız. Yani şu listeye çağırmamız lazım arkadaşlar. Hemen eklenin içerisine geldik. Bak bir de dikkat ederseniz alış faturası olduğu için şu ayarlarda bakın. Alış faturasının kodunu arttırıyor. 14 yaptı bakın. Satış faturasına gelirse bunu arttıracak her bir stok eklediğimizde. Şimdi stokları temizle. Şurayı temizle dedikten sonra şuraya da stokları listele diyelim. Aslında şöyle yazarım. Alış faturası stok listele diyelim. Alış faturası stok listele. Şöyle bir prosedür yazdım yine. Şuraya sap diyorum. Bunu yapıştırdım. Hemen diyorum ki şunun ismi neydi arkadaşlar? LST faturadır. Tamam. LST faturadır onun ismi. Hemen yazıyorum. LST fatura nokta list kont eşittir. Hangilerini alacağız oraya? Şuradan itibaren alacağız arkadaşlar. Şuradan itibaren. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane alacağız. Dolayısıyla iskon 9 diyeceğiz. Ondan sonra EST fatura nokta row search eşittir sheets fatura temp. Onu böyle yazmıyorduk değil mi? Şöyle yazıyorduk. Fatura temp ünlem işareti diyorduk. Bundan sonra şuradan itibaren alacağımız için E'den şu sonuna kadar buradaki satır sayısını bir öğrensek iyi olur. Şuraya dim ss as integer diyelim. Ss eşittir. Sheets fatura tmp nokta rows nokta range S sütununa baktıralım ya da A'ya bakalım fark etmez. En fazla bir tane olur. Nokta end x ile up dedik. Nokta row dedik. Satır sayısını öğrendik. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar buraya? Nereden itibaren alıyoruz? E'den M'ye kadar. Buraya diyoruz ki E2'den M ve SS'e kadar al diyor. Burada bir if kullanabiliriz. Eğer SS büyüktür, birden büyük ise şunu al. Else değil ise o zaman şunu al. Bu şekilde yaptık. Alış faturası stok listeli. Tamam. Şimdi ben buradan şunları sileyim. Tekrar son olarak bir hazırlayalım. Deneyelim arkadaşlar ne oldu. Geldik buraya. Ekle dedik. Şöyle. Sazkon bilgisayar dedim. Fırını seçtim. 10 adet iskon 20. List kont nerede çıktı ya? Yani kolon kont diyeceğiz. Kolon sayısı. Şeyler birbirine karıştı. Evet gördüğünüz gibi bakın hemen bunu ekledi. İşlem kodu, stok kodu, fırın, stok adı fırın, birim adet, birim tabii genişliklerini ayarlamamız lazım ama bir de bakın ekle diyorum. Boş satır da ekliyor. Burada da bir hata var. Bu boş satırı da ekletmememiz lazım. Ekledikten hemen sonra orayı pasifleştirebiliriz o ekle butonunu. Mesela şuraya tıkladı, tıklamaz. Ekledi işlemi bitti. Şurada btn ekle nokta enable eşittir false deriz. Dolayısıyla bir daha fazla yanlış bir şey eklemez. Şurayı tekrar siliyorum. Denemesini yapalım. Dersimiz de çok uzadı bu ders arkadaşlar. Hemen faturalara geldim. Fatura ekle dedim. Buradan carimi seçtim. Ürünümü seçtim. 10 adet iskontosu 20 ekledim. Bakın bir daha ekle diyemiyorum gördüğünüz gibi. Tekrar yeni bir stok seçtim. Bu da ütü olmasın. Fırın olsun. 15 adet iskontosu olmasın. Onu da ekledik gördüğünüz gibi. Son olarak bilgisayarı ekleyelim. 10 adet iskontosu 30 olsun. Ve bu şekilde stoklarımızı buraya ekledik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi toplamlarını da alıp buraya ekleyeceğiz. Ondan sonra
Hemen toplamları da alayım isterseniz. Bakın toplamları şu şekilde alacağız. Tutarı buradan alacağız. İskonto tutarını buraya alacağız. Bir de KDV tutarını da hesaplatmamız lazımdı. Bir sonraki derse arkadaşlar burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu dersimiz bu kadar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu fatura biraz karışık. Bundan sonraki fatura satış faturası. Bunun hemen hemen aynısı olacağı için çok rahat edeceğiz. Sadece bu faturada biraz düşünmek zorunda kaldık. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize de iyi bakın. Sonraki derste görüşmek dileğiyle.